Sevgili izleyiciler, Edirne Televizyonu ana haber bülteni devam ediyor. Canlı yayınımızda bir konuğumuz var. CHP İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de hatırı sayılır ağır isimlerinden bir tanesi. Gürsel Tekin yanımızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Ayağınızın tozuyla az önce bir dünya barışıyla alakalı bir etkinliğe katıldınız. Emeğin barışa, barışın emeğe ihtiyacı var başlığı altında yapılan bir etkinliğe katıldınız. Hemen geldiniz. Çok teşekkür ederiz. İlk sorumuz da dünya barışıyla alakalı olsun. Evet, aslında her yıl dünya barışını kutlayan bir ülkeyiz ama özellikle son dönemlerde Türkiye'nin buna çok büyük ihtiyacı var. Gerek iç politikamızda gerekse dışarıda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Unutmamalıyız ki barış çok zordur. Savaş çok kolaydır. Bütün savaşlar yalan üzerine inşa edilmiştir. Bunu yakın tarihimizde son örneği de biliyorsunuz Irak'taki savaştır. Maalesef. Bir yalan üzerine inşa edildi ve bütün dünyayı ikna ettiler. Kimyasal silah var diye. Ve Orta Doğu'da ilk kıvılcım oradan başladı. 1,5-2 milyon insan hayatını kaybetti, savaşta öldü. Paramparça olmuş bir Irak ve Orta Doğu coğrafyasında o parçalanmışlıkla beraber yaratılan terör örgütleriyle karşı karşıya kaldık. Umut ederim ki bütün bu acıları geriden bırakıp ve ivedilikle gerek Orta Doğu coğrafyasında gerek dünyada çok acilen bir barışa ihtiyaç olduğunu hissediyoruz. Peki efendim, dış politikada nasılız diye soracağım ama bir iki kelimeyle almak istiyorum. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Şimdi önce şunu söylemek istiyorum izin verirseniz. Doğal olarak şimdi yeni nesil, yeni yetişen çocuklarımız birçok şeyin farkında değil. Yani 15 yıllık bir iktidar var ve 15 yıllık iktidarda düşünün 5 yaşındasınız ve bugün 20 yaşına gelmişsiniz. Bütün bu süreçleri sanki bir doğal felaketmiş gibi, yani Allah göstermesin bir Marmara depremiymiş gibi karşı karşıya kalmışsınız gibi hissediliyor. Öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Bütün bu yaşananlar bir siyasi tercihtir. Hatırlayacağınız gibi 2000 yılında rahmetli Ecevit Amerika'ya davet edilmişti. Dönemin başbakanıydı. Kendisine Orta Doğu eş başkanlığı teklif edildi ve Irak operasyonu ile ilgili Türkiye'nin Amerika'nın başlatacağı bu operasyonun yanında olmasını talep etmişlerdi. Sayın Ecevit o dönem bir siyasi tercih kullanarak böyle bir operasyonun içinde olamayacağını, Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasında ve İslam coğrafyasında ki bir savaşın parçası olamayacağını ifade etmişti ve geri dönmüştü. 2002 yılında Sayın Erdoğan bunu bilerek tercih etti. Orta Doğu eş başkanlığını bilerek tercih etti ve özellikle bugün küresel dünya dedikleri, hani sürekli bir üst akıl arıyorlar ya, o dönem üst akıllarla bir müttefik olduklarını, ortaklaşa 1 Mart tezkeresi dahil olmak üzere bütün bu sürecin parçası olduklarını kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Ne oldu o zaman? Yani iyi de gidebilirdik, kaldı ki bu bir siyasi tercihtir. Irak operasyonu bir siyasi tercihtir. Irak'taki bütün operasyondan sonra Maliki hükümetiyle didişmeleri bir siyasi tercihtir. Libya'daki Kaddafi'ye yapılan operasyon Türkiye açısından Sayın Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'nda bir siyasi tercihti. Suriye olayı bir siyasi tercihti. Bütün bunlara baktığınızda AKP'nin kendisinin siyasi tercihti. Bu tercihler iyi gidebilirdi. Kötü gitti. Kötü gidince hepimizin. İyi gidince bizimdir. Şimdi oradan şuraya gelmek istiyorum izin verirseniz. Darbe ve Türkiye'deki 3 meşhur terör olayı. Evet. Bu terör hadisesi de bir siyasi tercihtir. Nedir bu? Birincisi, Orta Doğu'daki bu sürecin bir parçası olunca haklı olarak Orta Doğu'da gerek Libya'da gerek Irak'ta bu yıkımdan sonra ve Suriye'deki operasyondan sonra buradan yaratılan terör örgütleri. Onlarca terör örgütü var. Doğal olarak toplumumuz sadece IŞİD terör örgütünü şu anda biliyor. Çünkü onunla yüzleştik. Onunla daha yüzleşemediğimiz Orta Doğu'da çokça terör örgütleri var. Bu yanlış dış politikadan kaynaklı yaratılan terör örgütlerinin bize maliyeti çok ağır oldu. Ve
Bütün bu yanlışların maliyetini 78 milyon yurttaş ortaklaşa ödüyoruz. Kim bunu tercih etti? Mevcut siyasi iktidar bunu tercih etti. İki, bugün FETÖ terör örgütü dediğimiz FETÖ terör örgütü bir siyasi tercihtir. FETÖ terör örgütü böyle işte bir geceden keşfedilmiş falan değildir. Nasıl ki sayın dönemin Cumhurbaşkanı Necdet Sezer siyasi tercihini kullanarak o dönem FETÖ'cü dediğimiz farklı cemaatlere mensup olan insanlarla ilgili yargıda tercihini kullanarak veto ettiyse, üniversitelerdeki rektörleri veto ettiyse, veto etmiş olduğu adamları Sayın Erdoğan kendi döneminde Sayın Abdullah Gül geri getirerek bunları rektör etti, bunları yargıda en önemli yerlere getirdi. Şimdi ne oldu? Şimdi terör örgütü oldu. Hiç kimse unutmamalı. Yani o gün Sayın Necdet Sezer fala bakmıyordu. Yani tas bakmıyordu ya da efendime söyleyeyim bir tarot kağıdına bakmıyordu. Neydi? Dönemin Cumhurbaşkanı'na, dönemin istihbarat örgütlerinin bilgisine dayanarak yaptı. Ben inanıyorum ki aynı bilgiler Sayın Abdullah Gül'ün de önünde vardı, Sayın Tayyip Erdoğan'ın da önünde vardı. Niye bu tercihlerini yaptılar? Çünkü neden? Çok açık da ifade ediyorlardı. İşte bunlar başı secde gören çocuklardır. Bunlar bizden gibi görüyorlardı. Ne zamana kadar? 17 Aralık, 25 Aralık'taki suç ortaklığı bozulunca bu sefer maalesef ayrışmak durumunda kaldılar. Bütün bunlara baktığımızda gerek iç politikadaki tercihler, gerekse dış politikadaki tercih bilinçli bir tercihti. Mesela iktidar mensuplarının en çok övündükleri şey düble yollar. Doğru, tabii ki düble yollar son derece iyidir. Bizim de çok memnun olduğumuz bir iştir. Yani düble yollarla övünüyorsunuz da düble yollar sizin eseriniz. Ama düble devlet de sizin eseriniz. Düble devlet uzaydan gelmedi. Siz yargıçları kim atıyor? Sayın Cumhurbaşkanları atamıyorlar mı? Adalet Bakanlığı tayin terfi sistemi de Adalet Bakanlığı'na geçmiyor mu? Şimdi bütün bunlara baktığımızda öyle milletin gözünün içine bakarak vay efendim bir terör örgütü icat edildi, bu terör örgütü vardı ve bu terör örgütünün kamuda yani devlette efendim geçmiş yıllarda yok muydu? Elbette vardı. Ama çok açık net kendileri de ifade ediyor. Fethullah Gülen'in biliyorsunuz 17 Aralık 25 Aralık'tan sonra Fehmi Koru işte arıl acele Cumhurbaşkanı'nın talebiyle dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talebiyle Pensilvanya'ya gitti. Gittiğinde görüşme yaptı ve o görüşmeyi kitaplaştırdı. Kitapta da çok güzel söylüyor. Diyor ki Fethullah Gülen 15 yıllık iktidarda geçmiş dönemlerde korka korka yapıyorduk. Bu iktidar döneminde her şeyi aleni yaptık ve çok büyük destek gördük. Şimdi bütün bunlara baktığınızda Allah aşkına milletin gözünün içine bakarak yalan söylemekten vazgeçin. Bir kere bir öz eleştiri yapacaksınız. Diyeceksiniz ki evet biz suç ortaklığı yaptık. Dış politikada çok ciddi yanlışlar yaptık ve bu yanlışın maliyetleri çok ağır oldu. Ama bir daha bu yanlışları yapmayacağız. İki, iç politikadaki suç ortaklıklarının hesabını vermek zorundasınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 4 gün önce bir açıklaması oldu. Açıklaması aynen şu. 1142 parsel vatan toprağını FETÖ terör örgütünün elinde kurtardık. Şimdi Allah aşkına. Birincisi şu. Edirne'den Ardahan'a kadar milyonlarca yurttaşımız çocuklarını askere gönderir, çocukları şehit olur, vergisini verir. Her türlü devlete olan vatandaşlık görevini yerine getirir. Halen bu vatandaşların mülkiyet sorunları çözülememiş. 150 yıldır bu ülkede Çanakkale'de Osmanlı döneminde dedesinin bir atası savaşarak can vermiş insanların mülkiyet sorunları çözülemiyor. Ama bu örgüte mensup bütün özellikle büyük şehirlerdeki mülkiyet sorunlarının hızla çözülüp imar sorunlarının hızla çözümüyle ilgili sanki kamu yöneticilerinin hiçbir suç yokmuş gibi. Biz bunun hesabını nereden soracağız? Şimdi ben sorarım.
Sayın Bakan aynı zamanda eski Kayseri Belediye Başkanı'ydı. Bu 140, 1142 yerde kaç tane yer Kayseri'de? Bir sormayacak mıyız? Yani Edirneli vatandaşın mülkiyet sorunu çözülemezken bu vatandaşların bakanlıklarda, kamu yöneticilerinde, belediyelerde, bakanlıklarda bu kadar hızlı çözülen sorunları, bu kadar hızlı yapılan imar durumlarının maliyetleri olmayacak mı ya Allah aşkına ya? Yani insanları aptal yerine falan koymayın. Maalesef üzülerek söylüyorum. Tabii dış politika sordunuz. Dış politika baştan itibaren yanlıştı. Hiç kimse unutmamalı. Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren, Cumhuriyet ilk kurulduğunda 1923 yıllarında Cumhuriyet'in kurucuları kuruşa kurşun atıyordu. Çünkü hiçbir şey yok. Osmanlı maalesef borçtan başka hiçbir şey bırakmamış. Ama ilk işleri Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları o sınır boyu dediğimiz Orta Doğu coğrafyasındaki sınırları tel örgüleri almak için para bulup tel örgüleri aldılar. Neden? Gerekçesi neydi? Çünkü gerek Mustafa Kemal Atatürk gerekse İsmet İnönü 1918-1917 yıllarında Orta Doğu coğrafyasında Osmanlı askerleriydi. O Orta Doğu coğrafyasındaki sorunu en iyi bilen insanlardı. Ve ondan sonra gelen bütün hükümetler, bütün iktidarlar hiçbir dönem Orta Doğu coğrafyasındaki sorunların bir parçası olmamışlardı. Maalesef öngörüsüz, çapsız bir iktidar bizi Orta Doğu'nun bir parçası haline getirdi. Ve şuna emin olun, daha 30 yıllık bir sorunla karşı karşıyayız. Peki, geçtiğimiz günlerde kabinede bir revizyona gidildi. Yani dün gerçekleşti aslında bu. Nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Neden özellikle İçişleri Bakanı istifa etti, başarısız mıydı? Hayır, istifa etmedi. Bir kere istifa etti falan yok. Bugün kendisi de ifade etti. İstifa ettirildi. Yani ya görevde alınacaktı ya da istifa ettirildi. Sebep doğrusu mi? Çok sebep var. Yani bilmiyorum tabii bunun çok kapalı devre olduğu için. Bakanların değişimi falan, çünkü tamamen saraya bağlı olduğu için hangi bakanın gideceği, hangi bakanın geleceğini sadece Sayın Cumhurbaşkanı karar veriyor. Ben inanıyorum ki Sayın Başbakan da dün öğrenmiştir. Yani İçişleri Bakanı'nın gidişatıyla ilgili. İçişleri Bakanı'nın bütün dönemlerine, yani görev yaptığı dönemlere baktığımızda o dönemlerde can hıraç İçişleri Bakanı'na sahip çıkan hükümetin bu dönem hızlı bir şekilde görevde el çektirilmesinin tabii ki çok bilmediğimiz çok önemli bir şeyler vardır galiba. Darbeyle ilgili olabilir, Diyarbakır süreciyle ilgili olabilir. Dikkat ederseniz mesela Diyarbakır'da iki tane vali şu anda tutuklu. Sayın Hala da uzun süre Diyarbakır'da valilik yaptı. Acaba o vakıfla ilgili midir? Ya da bir rivayete göre bugün basına medyaya yansıyan darbe gecesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ulaşamamasıdır. Bilmiyoruz yani önümüzdeki günlerde bunları hep beraber göreceğiz. Peki Türkiye çok büyük bir dönemeçten döndü. Neredeyse ülke parçalanacaktı muhtemelen bu darbe gerçekleşseydi. 15 Temmuz akşamından bahsediyorum. Siz nasıl okudunuz bunu? Ne oldu aslında o gece? Fethullahçı terör örgütü tamam bir darbe girişiminde bulundu ama siz nasıl görüyorsunuz durumu? Şimdi bu ben 12 Eylül darbesini yaşanmış bir insanım. Yani darbelerin Türkiye'ye maliyeti çok ağır olmuştur. Ve hele bizlere, hı hı, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, hı hı, ya da solda sosyal demokrat cenahın en ağır yükünü taşıdığı şey 12 Eylül dönemidir. Kemiklerimize kadar hissettik onu. Ve gerçekten o akşam bir darbe söylentisi bile beni dehşete düşürdü ve ilk şeyde hemen sosyal medyamda darbe ile ilgili tutumumuzu sergileyen insanlarız. Şimdi biraz önce söyledim, yani siz evrensel hukuka inanmıyorsanız sürekli darbelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yasama, yürütme, yargı, yani bütün bunlara baktığımızda uzun süredir 12 Eylül'le hesaplaşalım, Türkiye evrensel kurallar içerisinde bir hukuk sistemini inşa edelim dememize rağmen ne yazık ki iktidarı bu konuda bir türlü ikna edebilmiş değiliz. Bütün bu yaşanmışlıklardan bir ders alır mı? Kusuruma bakmayın, halen ders alabilmiş değildir. Ders alabilmiş olsalar gerek siyasi partilerin tutumu,
gerekse milletin göstermiş olduğu, basının, medyanın göstermiş olduğu tutuma rağmen uygulamalara baktığımızda uygulamalar hepimizi dehşete düşürüyor. Yani işte özellikle askeri okulların kapanması, birçok yerlerin taşınması, darbeyi geçirmişiz, çok ağır bir maliyet ödemişiz. Bütün bu ağır maliyetlere rağmen askeri alanların ne olacağı tartışması beni dehşete düşürdü. Halen orada bir rant beklentisi var. Yani şehirlerin göbeğindeki, ana merkezlerindeki askeri alanlar taşınınca biz buraları ne yapabiliriz tartışması bile o 240 tane şehidin kemiklerini sızlatan bir uygulamadır. Askeri hastanelerin arın acele bir Sağlık müzakere edilmeden işte hemen onların Sağlık Bakanlığı'na bağlanıp başka cemaatlere teslim edilmesi, bir cemaatten kurtuluyorsunuz başka bir cemaatle. Yani şunu herkesin bilmesi lazım. Biz çok iyi biliyoruz. Bütün ahali siyasetin içinde olanlar da bilir. AKP seçmeni de çok iyi bilir. Kendileri de bilir. 10-12 tane cemaat koalisyonu ile yürüyor. Şimdi bir cemaatten kurtulup bir başka cemaate devleti teslim etmeye çalışırsanız o zaman farklı tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. Umut ederim ki Sayın Yıldırım, Binali Yıldırım'a çağrıda bulunmak istiyorum özellikle Edirne'de. Bütün bu yaşanmışlıkları bir millet olarak kabul edelim. Gelin parlamentoda siyasi partilerin ortaklaşa nasıl bir eğitim sistemi, eğitim sistemimiz çöktü. Nasıl bir ulusal güvenlik sistemi, nasıl bir istihbarat, yani dünyayla rekabet edebilecek bir sistemi oluşturmamız lazım. Bugün yargıya anlatmama gerek var mı? Bugünkü maskaralı hepiniz gördünüz. Yani gerçekten bir maskaralık. Elbette Sayın Cumhurbaşkanı hepimiz saygı duyarız. Ama unutmayın o yargıçlara şunu söylemek istiyorum. Bakın hepimizin ceketlerinde düğme var. Niye o cübbelerde düğme yok? Yargıçlar hiç kimsenin önünde eğilmeyecek. Onun için onu koymuş. O sembolik olarak onun için var. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na hep beraber kalktılar, alkışladılar. Hatırlayacağınız gibi kamuoyuna yansıyan Amerika'da bir uygulama olmuştu. Obama'nın konuşması, hiçbir yargıç yerinde kalkmadı. Bu saygısızlık falan değildir kalkmamak. Ama maalesef yargıçlarımız da bunu kavrayabilmiş değildir. Böyle bir yargıç olursa, böyle bir siyaset olursa Türkiye önümüzdeki günlerde epey bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle Edirne'ye, Edirnelilere saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.